Elektrik faturanızı nasıl düşürebilirsiniz? Avrupa'daki tüketiciler tarafından kullanılan elektriğin 3'te 2'sinin boşa harcandığı bulundu. Bazı ülkeler daha az israf ediyor, ancak İskandinavya ve Japonya gibi enerji açısından en verimli yerlerde bile hala kesilmesi gereken çok fazla israflar var. Kötü alışkanlıklar ve bilgi eksikliği, enerji israfından sorumludur. Biraz eğitim ve ayrıntılara daha fazla dikkat ile ev enerji harcamalarında etkileyici düşüşler elde edilebilir. Yıl boyunca elektrik faturasında nasıl tasarruf edilir? Kış, ilkbahar, yaz veya sonbaharda enerji kullanımınızı azaltmak ve faturalarınızı azaltmak için fırsatlar her yerdedir. Bu sadece nereye bakacağını bilmek meselesi. Isıtmak ve soğutmak. Mevsimlerin olduğu bir iklimde yaşadığınızı varsayarsak, ısıtma ve soğutma faturalarınız büyük olasılıkla toplam ev enerji maliyetlerinizin yaklaşık %50'sini oluşturacaktır. Neyse ki bu yüzdeleri azaltmak için atabileceğiniz bazı adımlar var. Termostat ayarlarınızı yapın. Termostatınızı günde sadece 8 saat için yazın bir derece daha yüksek veya kışın bir derece daha düşük ayarlamak, günlük ısıtma ve soğutma maliyetlerinizi yaklaşık %1 oranında azaltacaktır. Geceleri veya evde olmadığınızda daha da fazla enerji ve para tasarrufu yapmak için termostatınızı, kış veya klimanızı, yaz birkaç derece daha açabilirsiniz. Programlanabilir bir termostat edinin. Nasıl kullanılacağını öğrendikten sonra, internet arayüze sahip kaliteli programlanabilir bir termostat, evinizin enerji tüketimini %15 ila 20 oranında azaltabilir. Programlanabilir termostatlar, enerji kullanımınızı günün saatine ve doluluk alışkanlıklarına göre dakikasına kadar özelleştirmenize olanak tanır. Yaz aylarında fanlardan daha fazla yararlanın. Fanlar, klimaların yaptığı elektriğin çok küçük bir yüzdesini kullanır ve uygun şekilde yerleştirildiğinde birçok yaz gününde soğutma yükünü kaldırabilir. Göz önünde bulundurulması gereken seçenekler arasında, sık kullanılan odalardaki tavan vantilatörleri, çapraz akımlar oluşturmak için stratejik olarak yerleştirilmiş zemin ve pencere vantilatörleri ve çatıdan havalandırılan tüm evin güçlü vantilatörleri yer alır. Düzenli ayarlamalar, temizlikler ve denetimler için program yapın. Yerel yüklenicinizle iletişime geçin ve ilkbaharda, yaz soğutma sezonundan önce ve sonbaharda, kış ısıtma sezonundan önce, yılda iki kez eğitimli bir teknisyeni evinize göndermelerini isteyin. Bu uzmanlar, ısıtma ve soğutma sistemlerinizi uçtan uca çalışır durumda tutacaktır. Klimalar ve fırınlar olağanüstü gaz ve elektrik tüketicileri olabilir. Ancak bunları akıllıca ve sorumlu bir şekilde kullanırsanız çok daha iyi hizmet verirler. Aydınlatma. Uzun bir süre boyunca floresanlar enerji verimli aydınlatmada altın standarttı. Ancak LED'ler artık dağın kralıdır. Floresanlar karşılaştırıldığında standart Edison armatürlerine takılan LED ampuller, gerekli aydınlatmaya bağlı olarak enerji tüketimini %75'ten herhangi bir yerde azaltabilir. Daha parlak ampullerde tasarruf daha azdır. Tipik LED ampul, karşılaştırılabilir bir floresandan 2 kat daha uzun süre dayanır, 20 yıla karşı 10 yıl, bu da tasarruflarınızı daha da artırır. Söylemeye gerek yok, tipi ne olursa olsun, kullanılmayan odalarda ışıklar kapatılmalıdır. Bu, ailenizdeki herkesin ezberlemesi gereken zor ve hızlı bir kuraldır. Devamını internet sayfamızdan okuyabilirsiniz.